Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi eşkenar üçgenin konu testi ikisini gömeceğiz arkadaşlar. İkinci konu testini gömelim. Hemen başlıyorum. Şöyle ilk sorumuzu şöyle bir koyalım. Odaklanmasını da bir ayarlayalım. Şimdi basılı tutunca güzel oluyor. Evet, biraz da şöyle parlaklığını da açayım. Belki bir işe yarar. Evet, güzel oldu. Şimdi diyor ki birinci sorumuz. ABD eşkenar üçgen olduğuna göre x kaç birimdir diye bir soru sormuş. Madem ki eşkenar üçgen, biz hemen şu 60'larını bir yazalım. Bu keratanın şuraya 60 diyelim. Şuraya da 60 diyelim. Tabii ki burası 60, şurası 15 ise iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit muhabbetinden buranın 45 olduğunu da paketleyelim. Bakın 45'i gördüm, 60'ı gördüm. İkisinin de karşısına diklik indirmek benim için artık farz olacaktı. Hemen buradan dikliğimi indirdim. Ve diyorum ki 90'ın karşısına 6 kök 2 düşmüşse 45'in karşısına kesin 6 düşecek. Buranın 6 olduğunu yapıştırdık. Şimdi şurası da 60 dereceydi. Ve diyorum ki bakın 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için ne yapacağım? 6'yı kök 3'e böleceğim. 6'yı da kök 3'e bölersen 2 kök 3 yapar. 90'ın karşısını bulmak içinse 30'un karşısındakini 2 ile çarpıyordum. Yani 2 kök 3'ü 2 ile çarparsam da Bursa çıkar sorumuzun cevabı. Geldik 2 numaraya. Bakalım bu ne diyormuş. Evet, x var, kök 7'ler var, 2 kök 7 var. Yine bir eşkenar üçgenmiş bu kardeşim. Hemen şuranın da ne diyelim? 3 kök 7 olduğunu söyleyelim. Burası 3 kök 7. Burası da 3 kök 7. Bunları bir yazalım. Şurası 60 derece. Bunu da bir yazdık. Şuranın tamamı da 60 derece. Bunu da konuştuk. Bize de diyor ki x kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi ben de diyorum ki x'i bulabilmem için şuradaki üçgenden bir Pisagor bağıntısı yaparsam x'i bulurum. Fakat yine Pisagor bağıntısını yapabilmem içinse şuradaki h yüksekliğini bulmam lazım diye düşünüyorum. Ve biz ne demiştik konu anlatımlı videolarımızda da? Eğer bir soruda yükseklik bulmam gerekiyorsa benim, onu en kolay alandan bulurum. Şimdi ben bütün bu eşkenar üçgenin alanını bir bulayım. Hadi bulalım. Bir kenar 3 kök 7 ise neydi kural? Bir kenarın karesi, yani 3 kök 7'nin karesi 63 çarpı kök 3 bölü 4. Şimdi bu benim bütün eşkenar üçgenimin alanı. Ve bakın eşkenar üçgen şurada 2'ye 1 oranında BD yardımıyla 2'ye 1 oranında dağılmış. Demek ki şuranın alanı 2A, buranın alanı A. Yani 3A'yı ben 63 kök 3 bölü 4 buldum 3A'yı. Hemen 3'e bölersek 1A'yı 21 kök 3 bölü 4 bulmuş oluruz. 1A dediğimiz yer ise şu üçgen arkadaşım. Buranın alanını 21 kök 3 bölü 4 buldum. Dolayısıyla şurası 2A alanıydı. Bu 2A'lık alanı da 2 ile çarparsam 21 kök 3 bölü 2 olur. Demek ki şu ABD üçgeninin, yani şurayı göstereyim, alanı 21 kök 3 bölü 2 imiş. Bu üçgenimin alanı hangi üçgen? ABD. He hocam, bunun alanını illa böyle hepsini bulup 1'e 2 yapıp da mı bulabilirdik? Hayır. Şuradan da bulabilirdim. Bakın ABD'nin İki kenarını görüyorum. 2 kök 7 ile 3 kök 7'yi, bir de aralarındaki açı var 60 derece. Dolayısıyla ben buranın alanını sinüs alan bağıntısı yardımıyla da bulabilirdim arkadaşım. Şimdi devam ediyorum. H'ı bulacaktım ya. Şimdi alanı buldum. Bir de şu BD kenarının uzunluğunu bulalım dostlar. Burayı da bulduğumuz zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Peki BD'yi nasıl bulacağız öğretmenim? Onu da hemen şurada kosinüs teoremi yapayım. Bakın başka bir renkli kalem alayım ben. Mavi renkli kalemimi aldım. Şu üçgende kosinüs teoremi yapacağım dostum. Şimdi bu BD'ye bir K diyelim biz ve diyorum ki K'nın karesi eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı. 3 kök 7'nin karesi 63. Kök 7'nin karesi de 7. Eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı, yani 3 kök 7 ile kök 7'nin çarpımı, bir de aradaki açının kosinüsü, yani kosinüs 60, o da 1 bölü 2. Şu ikiler gitsin. Şurası kök 7 ile kök 7'nin çarpımı 21, 7, bir de 3 ile çarptım 21 yaptı burası.
63, 7 daha 70 yaptı. 70'ten de 21 çıkarsa 49 geldi. Buranın sonucu. Yani k kare 49, k'yı 7 buldum. Yani şu uzunluğun tamamı 7'ymiş arkadaşlar. Şurası. Komple 7 birim çıktı. Onu da şöyle gösterdim hemen burada. Şimdi gelin h'ı bulalım. Bakın biz buranın alanını ne bulduk? 21 kök 3 bölü 2. Peki bu alanı normalde nasıl buluruz? H çarpı 7 bölü 2 diyerek buluruz. O zaman bunlar birbirine eşit. Yani H çarpı 7 bölü 2 de buna eşit olacak. Hemen 2'ler gider. 7 ile de sadeleştirirsem 3 kök 3 çıktı. H dediğimiz uzunluk. Buraya 3 kök 3'ü yazıyor. Artık X'i bulmak kolaylaştı. Pisagor bağıntısı yapacağım ve X'i de bulacağım dostum. Diyorum ki 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. 3 kök 3'ün karesi yani 27 artı x kare. Hemen buradan 27'yi bu tarafa attık. 1, x kare 1 ise x de 1 çıktı. Cevap Adana'dan geldi. Geçelim 3. sorumuza. Bakalım bu ne diyor. ABC ve bilmem ne birer eşkenar üçgen. Bakın bu da eşkenarmış. O zaman şurası da 4, burası da 4. Bu da eşkenarmış. 2 ve 2'yi yazalım. Şuraya 60 derece diyelim. Şuraya da 60 derece diyelim. 2, 1, 4'ü gördük. Buna göre AD kaçtır diye soruyor. AD de şurası X. Şimdi bunu da uzatıyorum dostum. Bunu da uzatıyorum. Ve bakın şurada da minicik bir ikizkenar eşkenar çıkarttım. Şimdi bu 60'ın tam tersi şurası da 60. Bu 60'ın tam tersi burası da 60 olunca bakın iki açımız 60 çıktı. Eşkenar üçgen. Demek ki şurası da 1, burası da 1. Yani şu uzunluk komple 5 geldi. Şurası. Burası da komple 3 geldi kardeşim. 3. Ve şu aralarındaki açının da ölçüsü 60 derece çıktı. Şimdi ne yapacağız? Kosinüs teoremi yapacağız. X'i bulacağız hemen. X'in karesi eşittir. Şurada yazıyorum. X kare eşittir. Bir 5'in karesi bir de 3'ün karesi. Yani 25 artı 9. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 yani 15 çarpı bir de kosinüs 60. O da 1 bölü 2 yapar ki ikileri de sadeleştirdim buradan. 25'ten 15 çıktı 10. 9 daha 19. X kare 19 ise X de kök 19 çıkar. Cevabım Denizli'den geldi. Evet, 4. sorudayız arkadaşlar. Arka taraftaki iz de çıkmış ama siz zaten soruları görüyorsunuz. Şurayı 5, burayı da 3 vermiş ve eşkenar üçgen demiş bunun için. O zaman ben şuradan aşağı bir yüksekliğimi hemen indireyim diyorum. Eşkenar üçgen madem. Bu yükseklik burayı 2'ye bölecek. 4, 4 diye. Şuraya 4 yazıyorum. Buraya da 1 yazıyorum kardeşim. Hatta 90'ın karşısına 8 diyorum. 60'ın karşısına 4 kök 3 diyorum. Sonra şuradan da bir Pisagor çakıyorum bakın şu üçgenden. 4 kök 3'ün karesi 48, 1'in karesi 1 topladım 49 yaptı. Demek ki bu uzunlukta 7 olacak. Neresi orası? A, E. 7 çıktı. Şimdi bakın şuradaki dik üçgenle şu dik üçgenin benzerliğini konuşacağım arkadaşlarım. Şu açıya A birim diyelim. Şuraya da B açısı diyelim şu açıya. B'nin tam tersi yine B olacak. 90 burada, buraya da A derece kaldı. Şimdi gelin benzerleyelim. Burada küçük üçgende 90'ın karşısında 3 var. Burada 90'ın karşısında 7 var. Eşittir. Burada B'nin karşısında X var. Burada da B'nin karşısında 4 kök 3 var. Hadi bir içler dışlar yapıyorum. 7X eşittir 12 kök 3. Bir de 7'ye bölelim. X eşittir 12 kök 3 bölü 7. Evet, sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Evet, 5. sorudayım dostum. Hemen bakalım şu soruya ne diyormuş. ABC dik üçgen, DEB, DEB eşkenar üçgen. O halde şuraya da 2 diyelim, şuraya da 2 diyelim. Şuraya 60'ımızı yazalım, 60'ımızı yazalım. Şuraya 120 diyelim. Bildiklerimizi yazdık. Buna göre AD yani şuradaki X dediğimiz uzunluk nedir diye soruyor. Bakın yine aslında sanki de şu ikinci sorunun bir değişik versiyonu. Şimdi benim x'i bulabilmem için şu üçgende bir Pisagor yapmam lazım. Pisagor yapmam için de şuradaki h'ı bulmam lazım arkadaşım. Ve biz h'ı en kolay nereden buluyorduk? Alandan. Şimdi ben bu üçgenin alanını yazacağım. Hangi üçgenin öğretmenim? Şu üçgenin bakın.
Şu mavi üçgenin alanını yazdığımız takdirde, şöyle biraz kalınlaştırayım. Bu üçgenin alanını bulduğumda haşı da bulmuş olacağım arkadaşım. Hadi gelin birlikte bulalım. Önce şuradaki şu üçgenin alanını bir yazalım. Eşkenar üçgen ya. A kare yani 2'nin karesi 4 çarpı kök 3 bölü 4'tü buranın alanı. Demek ki 4'lerde giderse şuranın alanı kök 3 geldi kardeşim. Burası kök 3. Peki şimdi diyorum ki 2'ye kök 3 düştüyse acaba 3'e ne düşer? Orantıyı kuralım. 2'ye kök 3 düştüyse 3'e ne düşer? 3 kök 3 bölü 2 düşer. Şuranın alanı da 3 kök 3 bölü 2. Yani toplam ikisinin alanı 2 kök 3, 3 kök 3 daha 5 kök 3 bölü 2'ymiş arkadaşım. Bu tüm şeklin alanı. Yani şuradaki mavi üçgenin alanı buymuş. Şimdi benim bu mavi üçgenin alanını bir de şöyle bulacağım. Şuraya da bir K uzunluğu diyelim. H çarpı K, şuraya yazıyorum bakın. H çarpı K bölü 2 de bu üçgenin alanıdır dostum diyor. Şimdi ben K'yı bulursam H'ı da bulmuş olacağım. Peki K'yı nasıl bulalım öğretmenim? K'yı bulman için de bak şuradaki üçgende kosinüs teoremi yapabilirsin. 120 arasındaki açı. Hadi yapalım burada kosinüs teoremini. Şurada yapıyorum. K kare eşittir. Bir 2'nin karesi bir de 3'ün karesi. Yani 4 artı 9 alacağız. Eksi 2 çarpı bu ikisinin çarpımı yani 2 çarpı 3 çarpı bir de kosinüs 120. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi buraya yazıyorum. Eksisini de buradaki artıyla değiştiriyorum. Şu ikiler gitti. Burası 6 yaptı. 10, 19 yaptı. Yani k eşittir kök 19 geldi. Şimdi hadi gelin k yerine de kök 19 yazalım. Yani h çarpı kök 19 bölü 2 oldu benim üçgenimin alanı. Şu ikiler giderse kök 19 da buraya bölü olarak atalım. 5 kök 3 bölü kök 19 çıktı h. H'ı da bulduk arkadaşlar. Şimdi işte Pisagor'umu yapıyorum. X'i de buluyorum. Onu da şu renkle yapalım. H'ın karesi gelecek bir kere. Şurayı bir kere doğru yaptık değil mi arkadaşlar? Bir daha düzenleyeyim de ben. 10, 19. Tamam doğru. Şimdi H'ın karesi yani 5 kök 3 bölü kök 19'un karesi 75 bölü 19 yapar. Artı x kare eşittir 2'nin karesi 4. Şimdi bunu bu tarafa atarsak 75 sanki böyle 44 kere 9 78 3 bölü kök 19 geliyor. Kök 3 bölü kök 19 gibi bir şey geliyor arkadaşım. 75 38 76 1 bölü kök 19 geliyor. Tamam doğru. Adana geliyormuş sorumuzun cevabı. Hadi bulalım bunu da. X kare burada dursun. 4 eksi 75 bölü 19. 4 ile 19'un çarpımı 76 yapıyor dostum. 76'dan da 75 çıktı. 1 bölü 19 x karemiz. X de tabii ki Adana'dan çıktı cevabımız. Evet geldik şuna. 6. sorumuza. Ne demiş bu? Şurası bir kere 60 derece. Onu bir yazalım. Şurası 60 derece. Bir de DC AD'nin iki katıdır. Yani şurası 1K ise burası 2K'dır demiş. 4 var, 2 kök 7 var. X nedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada normal tabii ki farklı yollarla da çözebiliriz arkadaşlar bunu ama şunu fark etmeniz en güzeli olur. Şurası kesinlikle 90 derece. Nereden çıktı öğretmenim bu? Çünkü bakın 90'ın karşısı 2K ise sadece 30'un karşısı K'dır. Dolayısıyla burası 30 olacak. Burası da 60 olduğu için kardeşim. Demek ki 30, 60, 90 üçgeniymiş. Burasını yapıştırdım hemen. Demek ki burası da K kök 3 geldi kardeş. Şimdi buranın 90 olduğunu bildiğim takdirde hemen büyük üçgende de bir Pisagor çakayım. Olayı bitireyim o halde diyorum. Yapalım Pisagor bağıntımızı. 2 kök 7'nin karesi 28. Eşittir. Şimdi 4 artı K'nın karesini yazacağım. O da hemen şöyle yazılıyor. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı bir de K kök 3'ün karesi. O da 3K kare yaptı. Şimdi toparlayalım burayı arkadaşlarım hemen. 16'yı bu tarafa atarsak 12 kaldı burada. Eşittir. Burada bir 4K kare oldu. Bir de artı 8K geldi. 4'e bölelim. 3 eşittir K kare artı 2K. Yani 3 eşittir K parantezinde K artı 2.
Şimdi K buradan 1 gelmeli arkadaşım. Çünkü 1 dediğin takdirde bakın 1 ile 3'ün çarpımı oluyor burası sağlıyor. K 1'dir. O zaman bize de K kök 3'ü sorduğu için 1 kök 3 yani cevap Bursa'dan geldi. Evet 7. sorumuz. Bakın tıpkı 1. soruda olduğu gibi 45 ile 60'ı gördüğüm zaman ne yapacağım ben canım kardeşim? Hemen buradan karşılarına bir diklik çizeceğim. Fakat yine şunu fark ettim dostum. Bak son anda dikliği indirmeden önce bu diklik meğersem şuymuş diyeceğim. Şurasıymış 90 derece. Çünkü neden? Bakın 60 var, 3'e 6 var. Biri diğerinin iki katı olan bir muhabbet var. Burası kesin 30-60-90 üçgeni olacak. 30'un karşısı üçgen, 90'ın karşısı 6'dır. Dolayısıyla 60'ın karşısı da 3 kök 3'tür yapıştırdım. Şimdi soru büyük dik üçgene bakın 45-45-90 dik üçgeni oldu. 45'in karşısı 3 kök 3 ise 90'ın karşısı neydi? Bunun kök 2 katı. Yani 3 kök 3'ü kök 2 ile çarpacağım. O da 3 kök 6 yaptı. Edirne'den geldi sorumuzun cevabı. Evet 8 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? ABC eşkenar üçgen demiş dostum. ABC eşkenar üçgen. 90'ı gördük orada. Tamam. Başka 90'ı gördük. Başka da bir şey yok. Sadece 2 var, 4 var. Şimdi eşkenar üçgense şuraya bir 60'ı yazalım. Şuraya bir 30 diyelim. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Eşkenar üçgenin bir kenarı 6 ise burası da 6. 4 ise şuraya 2 kaldı diyelim. Şimdi 30 tam tersi şurası da 30. Şuranın 60 olduğunu biliyorum. 30'la şu açının toplamı bakın 60'a eşit. Demek ki burası da 30. Ve yani ikizkenar üçgen çıktı 30-30'dan. Şu CD'nin de 2 olduğunu fark ettim ben. CD de 2'ymiş dedim. Tamam devam ediyoruz. Başka neler yapalım? Şurada 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. Onu yazalım. Şurası 2 kök 3. Başka da bir şey yok. Şimdi şu açının da 30 olduğunu biliyoruz şuranın. Şöyle yapalım dostum. Hemen şu diklikten bir diklikte biz indirelim. Bakın şekil biraz küçük. Takip bırakmayın arkadaşlar. Tek tek izleyin. Sonra çözün. Hemen kitabın üstüne işaretlemeyin. Şimdi şuraya bir diklik ben indirdim. Şimdi 90'ın karşısına 2 yazmıştık. O halde 30'un karşısı 1. Yani benim indirdiğim şu diklik 1. Burası 1. Şurası da 60'ın karşısı kök 3. Şuraya da kök 3 yazdım. Bakın ne oldu? Diklikten diklik indirmiş oldum ben. Haşımız 1. O halde yüksekliğin karesi eşittir. Şuradaki 3 kök 3 ile 3 kök 3 çarpı şuradaki küçük parça K diyelim ona. K. O halde 1 bölü 3 kök 3 çıktı benim K dediğim yer. Ve bakın şurada da Pisagor yapacağım arkadaşlar. Onu da şöyle kırmızılaştırıyorum. Şimdi şekil çok küçük. Lütfen iyi dinleyin arkadaşım. Bak 90'ın karşısı zaten FC. Aradığım yer. X kare diyelim ona. Eşittir. Bir K'nın karesi bir de şu diklik. Yani 1'in karesi. 1'in karesi 1. K'nın karesi de 1 bölü 27. Değil mi? 1 bölü 3 kök 3'ün karesi 1 bölü 27. Toparlayalım. 27 ile 1'in toplamı çarpımı 27. 1 ile toplarsam 28 bölü 27 çıktı. Benim aradığım cevap. X kare. X ne çıkar bu durumda? Bunun karekökü çıkar. Karekök dışına çıkartalım. 2 kök 7 bölü 3 kök 3 olur bu da. Hemen her iki tarafı kök 3 ile genişletelim. Kök 3 ile çarpalım. Ne oldu kardeşim? 2 kök 21 oldu bölü. Şurası 3 yaptı. 3 ile daha çarparsam 9 yaptı. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi. Gıcık bir soruymuş. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani yapamadıysan yapamaman gayet normal. Bir de zaten küçük çizmişler şekilleri. İyice zorlaştırmışlar kardeşim. Evet şuna geldik. Bir kenar ikiye bölünmüşse orta taban yapacaksın demiştim kardeşim. Konu anlatım videolarında. Hemen şurada paralelimi çizdim. Orta tabanımı yaptım. Burayı da ikiye böldüğünü gösterdim. 3, 3 diye. Şimdi bizden x'i istiyor. Biz buranın x bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yani burayı bulduğum zaman 2 ile çarparsam x'i de bulmuş oldum. Tabi burada da biz ne yapalım şimdi? Bir kosinüs teoremi yapalım. 60 derece varsa orada hemen yapıyorum kosinüsümüzü. Şuna k diyelim. K'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs 60. O da 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile şu gitsin.
Burası 12 yaptı. Eksi 12 daha doğrusu. 16'dan 12 çıkarsa 4. 9 ile toplarsam 13. K kare 13 ise K kök 13 geldi. Burası kök 13 ise x neydi? Orta taban olduğu için 2 katı olacak 2 kök 13. Evet, x'imizi de bulduk. 10. sorudayız dostum. Hemen okuyalım. ABC dik üçgen. Bir 30 derece var. Bakın yine bir kenar ikiye bölünmüş. Hemen şuradan da bir paralel çizersem ben x'in orta tabanını çizmiş oldum. Tabi burası 90'sa yöndeşlikten bu da 90. Ve bakın 90'ın karşısı 12 iken 30'un karşısı yarısı olacak 6. E bu da orta tabanıydı x'in. Demek ki x ne olacak? 12. Cevap Ceyhan'dan geldi. 11. sorudayım dostum. Yine bir eşkenar üçgen görüyorum. Şuraya bir 60 derecemizi yazalım. Şuraya da bir 60 derecemizi yazalım. HC BD'nin 2 katıymış arkadaşım. Şöyle yani. Şuraya K dersen burası 2K olacakmış dostum. Hatta şöyle yapayım mı? Buraya 2K diyeyim. Burası da 2 katı 4K olsun. Niye böyle yaptığımı şimdi anlayacaksınız. Şurada bakın bir 30-60-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 2K iken 30'un karşısı yarısı olacak K. Yani buraya K deseydim burası K bölü 2 olacaktı ve rasyonel sayıyla muhatap olacaktım dostum. Hiç öyle uğraşmayayım diye direkt ikişer katlarını aldım. Peki burası K ise hatta burası da ne yapar? K kök 3 yapar. 30, 60, 90. Şimdi eşkenar üçgenin kenarları eşitti. Yani şu 5K eşitmiş 2K ile 6'nın toplamına. O halde 3K 6'dır. K'yı da buradan 2 bulduk. K 2 ise burası 8'dir. Burası da 2 kök 3'tür. Hadi x'i bulmak için de bir Pisagor patlatalım. X kare eşittir. Bir 8'in karesi 64 artı 2 kök 3'ün karesi 12. Yani topladığımda 76 yapar bunlar. 76 da dışarıya 2 kök 19 diye çıktı arkadaşım. 12. sorumuz. Şimdi 7'yi vermiş, AC'yi vermiş 9 diye. Yani eşkenar üçgenin bir kenarını 9 vermiş. O halde burası 2. Paralellikler BFDK'nın çevresi. BFDK şuranın çevresini istiyor bizden. Hadi bulmaya çalışalım arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bir yerden bir paralel çizelim dostum. Şuradan bir çizelim mesela paralel. Şöyle bir paralel doğru çizdim. Şimdi burası 2 ise buraya da 2'dir yazdım. Burası 60 derece ise yöndeşlikten bu da 60 derece. Yine burası 60 derece ise onun yöndeşi olan şunlar yöndeş. Burada 60 derece. Bakın şurası küçük bir eşkenar üçgen çıktı. Demek ki bu da 2, bu da 2 dedim. Şimdi ne kaldı? Şuradan da bir paralelimizi çizelim. Şurası 3 ise burası 3. Buraya 4 kaldı ve bakın bu da eşkenar üçgen. Tıpkı yöndeş yöndeş yöndeşi yaptığım için 4 4 4'ü yazdım. Burası 4 ise şuraya da 4 kaldı dedim. Şimdi benden şuranın çevresini istiyordu. Şuranın. Hadi kenarlarını toplayalım. 4 var, 2 var, 6, 2 var, 8, 2 var, 10, 4 var, 14. Yani cevap Ceyhan'dan patladı. Evet, 13. sorumuz. Okuyalım. 2 kök 3 var. ABC yine bir eşkenar üçgen. DE paralelmiş Zamazingo'ya. 2 var. 2 kök 3 var. Buna göre de diyor ki BCX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi 2 kök 3, bu da 2 kök 3 diyelim. İki tane ikizkenar üçgen tabanlara ortak çizildiğinde tepelerini birleştirirsem bu tepe kesinlikle açıortay oluyordu. 30-30. Bu kesinlikle yükseklik oluyor. Kenarortay oluyor. Bunları da bir belirtelim arkadaşlar. Şimdi şurası 30, 90 oldu burası. Yöndeşlik şurası 60 derece ise burası da 60 oldu. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 oldu. 60'ın karşısı 2 kök 3 oldu. Bunu da yazdık. Başka neler yazmamız gerekiyor? Başka bir şey var mı? DB eşit DC. DE'nin paralel olduğunu gördük. BCX nedir diye bir soru sormuştu. Şimdi 60 şurayı da bulalım arkadaşlar biz. K diyelim. Bakalım bir işimize yarayacak mı? Orayı nasıl bulalım? Kosinüs teoreminden de bulurum. Şurası 120 derece. Ya da şöyle yapayım. Şuradan bir diklik indireyim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 diyelim. Şurası 1. 60'ın karşısı da 60'ın karşısı da 1 kök 3 olsun. Şurası da kök 3. Şimdi bir de şuradan bir Pisagor çakalım. Şuradaki üçgenden Pisagor çakalım. 2 kök 3 var.
1 kök 3 var arkadaşlar. Aa, bakın yine 90'ın karşısı 2 kök 3. Neyin karşısı 1 kök 3'tü? 30'un. O halde şu açının ben 30 olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Ya bunu görmesem de arkadaşım ne diyecektim? Pisagor bağıntısını yapıp K'yı öyle bulacaktım ama 30, 60, 90'ı gördüm, daha kolay oldu. Şimdi burası da komple 60 derece oldu ki 60'ın karşısı ne olacak o halde? 60'ın karşısı da gerçi gerek kalmadı. Çünkü buranın 30 olduğunu bulduk. O halde burasının da kesinlikle 30 olduğunu biliyorum. Çünkü eşkenar üçgen. İkizkenarsa burası da 30. Bakın ne çıktı bu? 120, 30, 30 üçgeni. Neydi bunun özelliği? 30'un karşısında ne varsa ki 2 kök 3 var. 120'nin karşısında hep kök 3 katı olacak. Yani cevap 6 gelecek arkadaşlar. 2 kök 3'ün kök 3 katı. Evet, 14. sorumuzdayız. ABC eşkenar üçgen demiş. Tamam, ABC eşkenar üçgense şuraya 60'ımızı yazalım. Şuraya 45'imizi yazalım. Şuraya 60'ımızı yazalım. Şuraya bir 30 diyelim. 15, 90, 75, 30, 75, burası da 75, burası da 75'i bir yazalım. Yani şuranın da ikizkenar olduğunu fark ettik. BE uzunluğunu 2 kök 6 verdiğine göre DBC, DBC, DBC. Şu 15, 75, 90 üçgeninin de alanını bizden istiyor arkadaşlar. Hadi gelin bir düşünelim, neler yapacağımızı bir bulalım. Başlayalım ya da hiç düşünmeden direkt bir şeyler yapalım arkadaşlar. Şöyle diyelim mesela. Şu 75'ten diklik indirelim. Böylelikle hem 45'in karşısına hem de 60'ın karşısına bir diklik indirmiş olduk. Şimdi 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 45'in karşısını bulmak için kök 2'ye bölüyorum. 2 kök 3 burası. O halde burası da 2 kök 3. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı bunun kök 3'e bölünmüş halidir 2. 90'ın karşısı 2 katıdır 4. Buraya kadar geldik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi bakın bir kenar uzunluğu ne çıktı eşkenar üçgenimin? 2 artı 2 kök 3. O halde burası da 2 artı 2 kök 3'tür diyelim. Bunu da yazdık. Şunu hatırlayabilirsen 75'in karşısında ne varsa 15'in karşısındakini bulmak için hani kök 3 artı 2'ye bölüyorduk falan filan diyorsun. Bunu da hatırlayabilirsen buradan da şu DC uzunluğunu bulabilirsin ya da hatırlamadın diyelim. Şöyle yapalım. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2 artı 2 kök 3 ya arkadaşım. Şimdi şurayı bulacağım ben şu uzunluğu. 4'ü çıkartırsam bundan eksi 4 dersem 2 kök 3 eksi 2. Şuranın uzunluğunu bulmuş olurum. Bu da buraya eşitse demek ki burası da 2 kök 3 eksi 2'ymiş. Ve bakın dik üçgenin nesini bulduk arkadaşlarım? İki dik kenarını bulduk. Alanını yazabiliriz artık. Neydi? Dik kenarların çarpımının yani 2 kök 3 artı 2 ile 2 kök 3 eksi 2'nin çarpımının yarısıdır dik üçgenin alanı. Şimdi burada yukarıda ne gördünüz? Bakın eşlenik olan iki ifadenin çarpımı. Neydi bunların çarpımının kısa yolu? Birincinin karesi 12, ikincinin karesi 4. Çıkartıyorum. Bölü 2. 12'den 4 çıktı 8. 8'i de 2'ye bölersem cevabım Adana'dan geldi. Evet, 15. sorudayız. Yine ABC eşkenar üçgenmiş. 3, 6, 3 kök 6 falan var. ADB kaç derecedir diyor. Şimdi şurası 60. Şimdi ben hemen bir diklik indireyim buradan aşağıya. Bu diklik burayı 2'ye bölecek. 3, 3 diyelim. Şurası 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. Ve bakın şunu fark ettim. Şu dik üçgende bir soru işareti var. Karşısında 3 kök 3 var. 90'ın karşısıysa bunun kök 2 katı. Değil mi? Bakın 3 kök 3'ün kök 2 katı 3 kök 6'dır. Neyin karşısındakinin kök 2 katıydı 90'ın karşısı? 45-45-90 üçgenindeydi değil mi? 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katıydı. O yüzden benim açım 45 derece gelecek. Evet, 16. ve son sorudayız. Bakın yine bir kenar ikiye bölünmüş dostlar. Aklımıza orta taban yapmak geliyor. Hemen ne vermiş? Şuradan aşağı bir diklik indirdim ben. 3 bunun orta tabanı oldu. Demek ki burası 6. Şimdi şurası 60, şurası 30. Eşkenar üçgenden dolayı bunları yapıştırdım. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3. Tabii ki bu kenar ortay olacak. Burası da 2 kök 3. Şimdi sadece bu tarafa bakarsak bu neydi? Paraleldi buna.
Burayı 2'ye böldüğü için mecbur burayı da 2'ye bölecek. Yani x de 2 kök 3 çıkacak dostum. Orta tabanın özelliğini yaptık. Cevabımız Bursa'dan geldi. Evet arkadaşlar, 2 numaralı köşe taşını gömdük. Şimdi bir sonraki videoda 3 numaralı köşe taşını gömeriz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.